Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Endonezya'yı keşfetmek için harika bir rehber hazırladık. Tropikal iklimi, eşsiz kültürü, egzotik adaları ve muhteşem manzaralarıyla Endonezya, Asya'nın en dikkat çekici ülkelerinden biri. Endonezya'ya seyahat etmeden önce bilmeniz gereken her şeyi bu videoda bulacaksınız. Endonezya, Asya kıtasında, Pasifik ve Hint okyanusları arasında yer alan bir ada ülkesi. 17 binden fazla adasıyla dünyanın en büyük takım ada ülkesi olan Endonezya, aynı zamanda yaklaşık 280 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi. Ülkenin yüzölçümü ise 1 milyon 904 bin kilometre kareyi buluyor. Endonezya'nın kara sınırı olan ülkeler arasında Malezya, Doğu Timor ve Papua Yeni Gine bulunuyor. Ayrıca deniz sınırı bulunduğu ülkeler arasında Singapur, Avustralya ve Filipinler yer alıyor. Endonezya'nın başkenti Jakarta, dünyanın en büyük metropollerinden biri. Jakarta, hem finansal hem kültürel hem de siyasi açıdan ülkenin en önemli merkezi. Şehir, adını Sanskritçe'de zafer anlamına gelen Jayakarta kelimesinden alıyor ve Endonezya'nın bağımsızlık sembollerinden biri olarak biliniyor. Bu şehir, 9 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık ve en büyük kentlerinden biri olarak öne çıkıyor. Endonezya'nın resmi para birimi Rupi. Yani diğer koduyla bilinen Endonezya rupisi. Bir Endonezya rupisi yaklaşık olarak 0.018 TL'ye denk geliyor. Ülkede Endonezce olarak bilinen Malayca'nın bir lehçesi resmi dil olarak kabul ediliyor. Ancak birçok yerel dil ve İngilizce de yaygın olarak konuşuluyor. Ülkenin çok katmanlı kültürü ve gelenekleri farklı etnik gruplardan oluşan nüfus yapısından kaynaklanıyor. Endonezya'da yılda 4 kez yılbaşı kutlaması yapılması oldukça ilginç bir gelenek. 1 Ocak'ta miladi yılbaşı, hicri yılbaşı, Bali takvimine göre Niyepi ve Çin yeni yılı ülkede büyük coşkuyla kutlanan özel günler arasında yer alıyor. Endonezya, doğası ve tarihiyle ziyaretçilerine pek çok farklı güzellik sunuyor. Özellikle Bali, Ubud ve Seminyak gibi bölgeler turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Bali, egzotik plajları, yemyeşil pirinç tarlaları, tarihi tapınakları ve su sporları imkanlarıyla biliniyor. Burada su sporları yapabilir, tarihi tapınakları gezebilir ya da yerel pazarlarında alışveriş yapabilirsiniz. Java Adası da Endonezya'nın en önemli turistik yerlerinden biri. Ülkenin başkenti Jakarta'nın da yer aldığı bu ada, Borobudur ve Prambanan tapınakları gibi tarihi zenginlikleriyle öne çıkıyor. Prambanan, 9. yüzyıldan kalma bir Hindu tapınağı olup, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Ayrıca Java'daki Bromo Dağı, ülkenin en aktif volkanlarından biri olarak turistlerin ilgisini çekiyor. Doğa yürüyüşleri ve volkan turları için ideal bir destinasyon. Java Adası'nda yer alan Yogyakarta şehri, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle tanınıyor. Afandi Müzesi, Yogyakarta Sarayı, Taman Sari ve Ratu Boko Tapınağı gibi birçok önemli kültürel yapıyı burada keşfedebilirsiniz. Ayrıca şehirdeki Samigaluh çay tarlaları ve Kedung Pedut şelalesi gibi doğal güzellikler de ziyaretçilerin ilgisini çeken diğer yerler arasında. Endonezya seyahatiniz sırasında dikkate almanız gereken birkaç önemli detaya da değinelim. Türk vatandaşları için 30 günü aşmayan turistik seyahatlerde vize gerekmiyor. Ancak kapıda vize alarak seyahatinizi 30 gün daha uzatma imkanınız var. Endonezya, Türkiye'den yaklaşık 4 saat ileride, bu nedenle seyahatinizde saat farkını göz önünde bulundurmanızda fayda var. Ayrıca tropikal iklimi nedeniyle Nisan ve Eylül ayları arasında seyahat etmek en ideal dönem olarak kabul ediliyor. Türkiye'den Endonezya'ya farklı havayolu şirketleriyle direkt veya aktarmalı uçuşlar mevcut. Jakarta'daki Soekarno Hatta Uluslararası Havalimanı veya Bali'deki Ngurah Rai Havalimanı üzerinden Endonezya'ya kolayca ulaşabilirsiniz. Endonezya hakkında daha fazla bilgi ve gezi önerileri için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.